Arkadaşımız gözaltına alındı. Bugünkü yapacakları basın açıklamasını burada okuyacağız. Ayrıca de bir iki tane not daha ekledik açıklamamıza. Bugün bayram. Herkes sevdikleriyle vakit geçirirken, mezarlarını ziyaret ederken biz bu bayramı da Galatasaray'dayız. Bizim ziyaret edebileceğimiz bir mezarımız yok. Gözaltında kaybedilen sevdiklerimizin mezarlarına bırakamadığımız karanfilleri, kayıplarımızın simgesi haline gelen Galatasaray Meydanı'na bırakmak için buradayız. Bu bayramda da devleti yönetenleri, gözaltında kayıpların bulunması, akıbetlerin açıklanması, faillerin cezalandırılması ve adaletin sağlanmasına dair yükümlülüklerini yerine getirmeye çağırıyoruz. Anayasa Mahkemesi 23 Şubat 2023 tarihli resmi gazetede yayınlanan kararında toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkımızın ihlal edildiğine hükmetti. Beyoğlu Kaymakamlığı'nın Cumartesi Anneleri etkinliğini yasaklama kararına dayanarak gösterdiği gerekçelerin haklı ve ikna edici bulmadı. Dahası kayıplarımızın bulunması ve kamuoyunda farkındalık yaratılması amacıyla oturma eylemi ve basın açıklaması yapma işlemimizin demokratik bir toplumda saygıyla karşılanması gerektiğinin altını çizdi. Ayrıca mahkeme, kararın bir örneğini ihlalin tekrarının önlenmesi için Beyoğlu Kaymakamlığı'na gönderdi. Biz de İnsan Hakları Derneği ve kayıp yakınları olarak ilgili kurumlara başvurarak Anayasa Mahkemesi kararının gereğini yerine getirmelerini, Galatasaray'daki ablukayı kaldırmalarını talep ettik. Ancak Galatasaray'daki abluka devam ediyor. Bir kez daha Anayasa Mahkemesi kararları herkesi bağlar, Galatasaray'daki ablukaya derhal son verin demek için bugün saat 12'de Galatasaray'da yapmak istediğimiz basın açıklaması yine engellendi. İnsan Hakları Derneği Başkanı Avukat Eren Keskin, Cumartesi Anneleri insanları Maside Ocak, Ali Ocak, Besna Tosun, Mikail Kırbarı, İrfan Bilgin, Sebla Arcan, Ali Tosun, Ali Ocak, Hanım Tosun, Yasemin Bektaş, Aylin Tekiner, İkbal Eren, Setena Yarıcı, Hanife Yıldız, Leman Yurtseray, Nuray Çevirmen ve Arzu Eriş gözaltına alındı. Basın açıklamasını engelleyenler, gözaltı kararı verenler ve uygulayanlar anayasayı kasten ihlal ettiler. Anayasa bizi bağlamaz dediler. Biz de diyoruz ki hukuksuzluğumuza boyun eğmeyeceğiz. Kayıplarımızı aramaya, akıbetlerini sormaya, faillerin cezalandırılmasını istemeye, hesap sormaya devam edeceğiz. Hak ve özgürlüklerimizden vazgeçmeyeceğiz. Kaç yıl geçerse geçsin, tüm kayıplarımız için adalet istemekten, devletin evrensel hukuk normları içinde hareket etmek zorunda olduğunu hatırlatmaktan, 244 haftadır bize yasaklanan kayıplarımızla buluşma mekanımız Galatasaray'dan vazgeçmeyeceğiz. Cumartesi Anneleri İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi Gözaltında Kayıplara Karşı Komisyon. Arkadaşlar bildiğiniz gibi 28 yıldır gözaltında kayıpların akıbeti ortaya çıkarılsın, sorumlular yargılansın, sorumlular cezalarını çeksinler diye Galatasaray Lisesi önünde oturma eylemi yapıyoruz. Yaptığımız mücadele insan hakları mücadelesi. İnsanlık onuruna yakışan bir mücadele. İnsanlık için verilen bir mücadele. Yıllarca biz orada oturduk. Ancak son dönemde Süleyman Soylu'nun açıklamasından sonra oraya saldırılar başladı. Derken pandemi süreci geldi, çattı ve biz bir süre etkinliklerimizi, eylemlerimizi sosyal medya üzerinden devam ettiriyorduk. Daha sonra Anayasa'nın 700. haftadan sonra Anayasa Mahkemesi bizim haklı olduğumuz, yaptığımız mücadelenin meşru olduğu, devletin yaptığı baskının yanlış olduğu yönünde bir karar verdi. Ve biz kendi alanımıza çıkmak istedik. Orada biz 30 yılı bulan bir mücadele alanımız orası bizim. Ve orası bizim kayıplarımızla buluşma alanımız, mekanımız. Son 3 haftadır biz oraya çıkıyoruz ve her çıktığımızda bizi gözaltına alıyorlar. Yaptıkları bir şey de yok. İşte hastanede kontrol, ondan sonra ifadelerin alınması, tekrar hastane kontrolü ve serbest bırakılıyor. Yani şey de değil, suç delili de bulamıyorlar. Yaptığımız suç teşkil eden bir şey değil. Ancak bizi gözaltına almaktan da vazgeçmiyorlar. Şimdi bütün arkadaşlarımızı gözaltına aldılar. Geçen hafta ve önceki hafta bugünle beraber 3 haftadır gözaltına alınıyor arkadaşlarımız. Biz ısrarla, inatla o alana sahip çıkacağız. O alanı bırakmak gibi bir niyetimiz yok. 1000 yılda geçerse geçsin, 1000 yılda geçse biz bu mücadeleyi
bırakmayacağız. Her ne pahasına olursa olsun bu alanı bırakmayacağız. Son kaybımız bulununcaya kadar, tüm sorumlular yargılanıncaya ve cezalarının çekinceye kadar o mücadeleyi sürdüreceğiz.